Bismillahirrahmanirrahim. Arapça 5 dersimize devam ediyoruz. 7 numaralı alt başlık. İstemeyen dinle. İlel hurufi şemsiyeti. Şemsi harfleri dinle. Ve e'idi. Tekrarla. Ha. O şemsi harfleri tekrarla. Peki dinliyorsunuz. Ette. Ette. Edde. Edde. Erra. Ezze, esse, eşe, essa, evva, edda, evva, elle, enne, evva, ette, esse, essa. Harfleri dinledik de bu harfler arasındaki ortak nokta nedir? Yani bunlar şemsi harflermiş. Ortak nokta. Ortak nokta, bir tane elif var, peşine bir lam var, peşine de herhangi bir harf var. Eliften beri okumaya başladığımızda şu lam, yani elife en yakın olan lam okunmuyor. Direkt bakın, e, t diyorum, el, t demiyorum. El, t değil. Şuradaki lam hiç okunmuyor. E'den direkt s'ye geç. E'den direkt dala geç. E'den zele geç. Hepsi öyle yani. E'den şu lama geç, yanındaki lam okunmadı. E'den nuna geçiş, lam okunmadı. İşte E'den T'ye geçiş. Yani bu sayfada gördüğümüz şeyler, şu bölgelerde gördüğümüz şeyler. Tamam için ne diyebiliriz? Neresi? Şurası. Şu görmüş olduğunuz yer. Buradaki harflerin tamamı sağdakiler olsun, soldakiler olsun, aşağıdakiler olsun, yukarıdakiler olsun. Her biri için geçerli. Ne? Elif'in peşine gelen lam, bu lam okunmuyor. Şemsi harflerde bu lam okunmaz. Bu çok önemli, bunu asla unutmayacağız. Elif'in peşine gelen ilk lam okunmuyor. Lamlar hiç okunmaz demiyoruz. Elif'e yakın olan lam okunmaz. Mesela şurada bir tane elif var, peşine bir lam var, peşine bir lam daha var. Hangi lam okunmaz? Elif'in peşine gelen ilk lam. Elif'e en yakın olan lam okunmaz. Bu okunmaz. Şeddeli olarak yazılan ikinci lam okunur. Burada ortak nokta bu. Bir başka ortak nokta şu. Elif'in peşine lam geldi. Evet, lamdan sonra da hepsinde şeddeli harf gelmiştir. Elif var, lam var, şeddeli harf var. Elif var, lam var, şeddeli harf. Elif, lam, şeddeli harf. Hep öyle gitmiş. Elif, lam, şeddeli harf. Elif, lam, şeddeli harf. Bu şekilde yazılmış. Öyleyse burada ne anlamamız gerekir? Burada ne anlatmak istemişler bize? Diyorlar ki şemsi harflerde elife yakın olan lam okunmaz ve şemsi harfler şeddeli olarak yazılır. İşte sin olsun, şin olsun, nun olsun hep şeddeli yazılmışlardır. Eliften sonra geldiklerinde, elif ve lamın peşine geldiklerinde şeddeli yazılırlar. Yoksa önüne çıkacak tüm nunlar şeddelidir demiyoruz. Ama elif ve lamdan sonra gelirse şeddelidir diyoruz. 8. İstemi'a ilel hurufi el kameriyeti. Kameri harfleri dinle. El huruf harfler. Hangi harfler? El kameriyeti. Kameri harfleri dinle. Ve'id ve tekrarla sen. Neyi tekrarla? Ha. O kameri harfleri tekrarla. El fe. El be. El a. El e. El e, el be, el ce, el ha, el ha, el a, el ga, el fe, el ga, el ke, el me, el he, el ve, el ye. Buradaki ortak nokta nedir? Buradaki ortak nokta şudur. Başta bir tane elif var, peşine bir tane lam var, evet. Bu lam okunuyor mu? Okunuyor. Kameri harflerde lam okunurken şemsi harflerde elif ve lam diye yazılır ama orada lam okunur mu? Okunmaz. Oradaki lama çarpı. Şemsi harflerde lam okunmaz iken peşine gelen harf şeddeli iken kameri harflerde lam okunur ve peşine gelen harf şeddeli değildir. Kameri harflerin özellikleri 1. Elif, lam ardarda arda gelir. Lam okunur. Lamdan sonra şeddesiz harf vardır.
Elif, lam peş peşe yazılır. Lam okunur. Lamdan sonra şeddesiz harf vardır. İşte el-a. Elif, lam peş peşe yazılmış. Lam okunmuş. Peşine gelen harf şeddesizdir. Şemsi harflere baktığımızda elif, lam peş peşe yazılır yine. Ama lam okunmaz. Lamdan sonra şeddeli harf gelir. Aralarındaki fark şemsi ile kameri arasında. Şemsi harfler ile kameri harfler birbirlerine zıttır yani. Şu anda kameri harfleri görmekteyiz. Kameri harflerin ortak noktası nedir? Elif, lam peş peşe yazılır. Lam cezimli, sükunlu okunuyor. L diye okunuyor yani. L, li, lu değil. L. Çünkü sükunludur. Cezimlidir. Şu yuvarlak işaret almış olarak yazılır. Peşine de şeddesiz harf gelir. A, ga, fe. Ortak nokta bu. Sayfa 89'da böyle geçtik. 90'dayız. 9 numaralı alıştırma. İstemeyen dinle. İlel kelimati kelimeleri. Öyle kelimeler ki el atiyete aşağıda geliyor. Ve a'id ve tekrarla. Ha o kelimeleri aşağıda gelen kelimeleri tekrarla. Sümme sonra lahiz düşün. Neyi? Kıraetel hurufi şemsiyeti. Şemsi harflerin okunuşunu düşün. Biz esasen nasıl okunacağını düşünmenizi sağlama yönelik bir iki açıklama yaptık zaten. Bakalım şimdi neler anlatılmış. Ed-dairatu uçak demek. En-nahl arı. En-nahlu arı. El-leymun limon. Es-semek balık demek. Balık. Ez-zıfzı kurbağa demek. Eş-şemsu güneş demek. Ez-zarfu zarf demek, kılıf demek. Ed-diku horoz. Er-rumman nar demek. Ez-zehratu çiçek demek. Ez-zürratu mısır demek. Tufah et-tufahu elma demek. Ez-siyabu elbise demek. Şimdi her birinin resmi var orada. Burada dikkat çeken şey ne şimdi? Manalarından öte lahiz demiş. Kıraaten hurufi şemsiyeti. Şemsi harflerin yazılışına dair bir düşün, kafa yor. Lahiz. Et-tairatu. Lam okunmuyor. Peşine gelen harf şeddeli. Lam okunmuyor. Peşine gelen harf şeddeli. Lam okunmuyor. Peşine gelen lam okunuyor. Olabilir. Maksat elife yakın olan lam okunmaması. İkinci harfin okunmaması. Üçüncü harf okundu ne olursa olsun. Es-semeki bak. Elif birinci harf, lam ikinci harf. İkinci harfi okuma, üçüncü harfi oku. İkinci harf budur, sağdan sola doğru okunmaz. Üçüncü harf okunur ve şeddeli hepsi. Şemsi oldukları için böyle. Bu sayfa bu şekilde. 10 numara alıştırma, istemeyen dinle. İleri kelimatil atiyeti, atiyete. Aşağıda gelen kelimeleri dinle. İleri kelimati el atiyeti. Aşağıda gelen kelimeleri dinle. El kelimati mecrur. El atiyet o da mecrur. Sıfat mevsuf yazılışları itibariyle. El kelimati el atiyeti. Aşağıda gelen kelimeleri dinle. A'id ve tekrarla. Ha o aşağıda gelen kelimeleri. Tekrarladık diyelim. Sümme sonra da lahiz düşün. Neyi düşün? Kıraatel hurufil kameriyeti. Kameri harflerin kıraatini yani okunuşunu, telaffuzunu düşün. Buna kafa yor. El kameru. Kamer ay demek. Şöyle burada resimler var zaten. Kameri harfi olduğu için kaf yani. Bu durumda ne olur? Lam okunur. El kameru. Lam okundu. Elif'e yakın olan harf yani ikinci harf okunuyor. Üçüncü harfte şedde yok. El ve sedu. Lam okunuyor çünkü vav kameri bir harftir. Ve şeddesiz yazılmıştır görüyorsunuz. Kameri harflerde lam okunuyor. Peşine gelen harf yani üçüncü harf. Lamdan sonraki harf yani okunmuyor. Daha doğrusu okunuyor da şeddesiz okunuyor. Tekrarlayalım. Kameri harfler söz konusu olduğunda lam okunur. Peşine gelen harf de şeddesiz okunur. Hep öyledir. El vesedu. Vesed orta demektir. El kitabu kitap, el cemiyon hepsi, topluluk, bütün, tamamı. El ferik,
Ferik takım demek. El yakut, yakut bir mücevher çeşidi. Safir, yakut. El mel'abu oyun sahası. Stadyum. El ernebu tavşan. El hevau. Heva için heva deriz. Hava yani. El hıyarı hıyar salatalık. El hesabu hesap hesap demektir. Türkçe'de bildiğimiz hesap etmek işte. Matematik işlemi var şurada. El aynu göz. El babu kapı. El ke'ku. Ke'k kek yani. Türkçedeki kek. El ke'k. Kek pasta. El yeminu. Yemin sağ demek. Sağ taraf. El ganem. Ganem koyun demektir. Koyun, keçi gibi. Koyun yani. 11. Ayin belirle, tayin et. Neyi? El kelimat, kelimeleri. Nasıl kelimeleri? El mevcudete, mevcut olan kelimeleri. Nerede? Fiha orada, aşağıyı kastediyor. Peki orada neyi belirleyelim? El hurufe şemsiyete, şemsi harfleri. Vel kameriyete ve kameri harfleri. Bunları belirle. Ne gibi? Kema harfi misaleyni, şu iki örnekte olduğu gibi. Yazmış mesela, demiş ki Şemsiyetun, kameriyetun. Şemsiyeleri buraya yaz, aşağı doğru. Kamerileri sol tarafa, şemsiyeleri güneşin altına. Yani şemsi harfleri güneşin altına doğru yaz. Kameri harfleri de şuradaki ayın aşağısına doğru yaz. Ona işareti koy. Es-seyyaratu. Esse. Bak sine şeddeli okudum. Lamı hiç okumadım. Niye? Çünkü sin şemsi bir harftir. Bu yüzden şemsi çizgi konmuş. El kalemu. Lamı okudum. Kafı ise şeddesiz okudum. Demek ki kameri bir harf. O yüzden kameri olan bölüme işaret konulmuş. El babu. Kameridir. Ne kameri? Ba harfi yani. Er-rummanu. Bab kapı demek bu arada. Rumman nar demek. Ez-zeytun, zeytun demek. Kürsi, sandalye demek. Buraya kadar bir anlatalım. El-babu. Lam okundu. Demek ki kameri. Er-rumman. El-rummanlar denmez. Er-rumman. Ra şeddeli okunuyor. Demek ki şemsi. Ez-zeytun. Şemsi bir harftir. Z. El-kürsiyyü. Lam okunuyor. Lam okunduğuna göre kameri bir harftir. El-mimsahatu. Lam okundu. Kameri harftir çünkü. Ney? Mim. Ed-decacu. Decaj tavuk demek. El decacı değil ama ed decacı. Lam okunmadı. Dal şeddeli okundu. Demek ki şemsi bir harf. El enfu. Enfun burun demektir. El enfu burun manasına geliyor. Mimsaha paspas demekti. Ed decacı. Lam okunmadı. Dal şeddeli demek ki şemsi. El enfu kameridir çünkü lam okundu. El camiatu lam okunduğuna göre kameri dersin. Burada kameri harf, şemsi harf neye göre belirlenir? Lamdan sonra gelen harf cimdir. Demek ki kameridir. Madem kameri harf gelmiş o zaman bu şeddesiz okunmalı. Ve sağındaki lam telaffuz edilmelidir. Kameri harfler böyle. Dal gelmiş mesela. Dal nedir? Şemsi bir harftir. Bu yüzden kendisi şeddeli. Hemen sağındaki harf ise hiç okunmaksızın geçilmesi lazım. Eddecacı. Enfrut dedik. Camiat topluluk. Camia. 10. Uktub yaz el kelimati el atiyete aşağı demeleri yaz. Müstamilen. Müstamilen yaparak, koyarak, ekleyerek. Ne? Eliflam. Kema fil misali. Örnekte olduğu gibi. Sünme sonra ikra oku ha onu. O yeni kelimeyi de oku. Seyyar kelime varmış. Baş tarafta eliflam ve artı konmuş. Yani eliflam ekleyerek bir yaz bakalım. Es-seyyaratu. Lam okunur mu? Okunmaz. Es-seyyaratu. Lamsız. Lam var da hani okunmuyor. Niye? Çünkü sin şemsi bir harftir. O yüzden şeddeli ve bir öncesi de okunmaksızın geçilmeli. Ve olmuş zaten. Seyyar otomobil. Bu eliflam kelimenin manasını değiştirir mi? Sadece şu an çizdiğim yaratun otomobil demek. Sol taraftaki eliflamlı olduğunda yani şurası manası ne olur?
Belirli otomobil. Taraftaki eliflamsız. Bir otomobil. Yani herhangi bir araç, herhangi bir taksi. Sol taraftaki es-seyyaratu. Belirli bir taksi. Bir denmez yani. Direkt taksi denir. Araç denir. Otomobil denir. Hatif. Hatif telefon demek. El hatifu. Telefon. Hatifun bir telefon. El hatifu telefon. Hatifun bir telefon. Yani herhangi bir telefon manasında bir telefon. 2-3 gibi değil yani. Tekil manasını kastedilmeksizin. Herhangi bir. Eliflam dahil edilip yazıldığında el hatif direkt telefon. Artık bir kelimesi kullanılmaz. Yazalım dilerseniz. Başına eliflam dahil olunca nasıl okunur? El hati fu. El hati fu. Ne demek istedik? Lam okunur. Ha ise şeddesiz okunur. Niye? Çünkü lam pardon ha kameri harftir. Peki nafizetun yazıyor. El nafizetu olur. El na fi de tu. El na fi de tu. Ne demek istedik? Lam telaffuz edilir. Peşine gelen nun ise şeddesiz okunur. Niye? Çünkü nun kameri bir harftir. Nafize pencere demekti. Kitabun bir kitap. El kitabu kitap. El kitabu olduğunda okunuşunda yazılışında bir değişiklik yine olmayacaktır. El ki tabu. El ki tabu. Lam okundu. Peşine gelen kef ise şeddetsiz okundu. Niye? Kef çünkü kameri yaptır. Şemsun güneş. Eş şemsu. Şems kelimesini eliflam eklediğimizde şöyle olur. Eşşem su. Eş şemsu. Yani lam okunmaz. Peşine gelen lamdan sonra gelen harf şeddeli okunur. Niye? Çünkü şin şemsi bir harftir. Hakikatun el hakikatu. El hakikatu. El ha. Gerisi aynı zaten. Önemli olan el ha. El ha. Lam okunur. Peşine gelen harf ise şeddetsiz okunur. Gerisi aynı. El hakibetu. Çanta demek. El hakikatu dedim ben. Oysa hakibe yazıyormuş. Çanta manasına geliyor. İlgili kişi el kitabu. Kitap kelimesini tutmuş yani. Görüyorsunuz. Kitap kelimesindeki lam telaffuz edilir, okunur, seslendirilir. Niye? Lamdan sonra gelen kef harfi kameri bir harf olduğu için. Şayet lamın sonundaki harf şemsi olsaydı lam okunmayacaktı. 2 numaralı alıştırma. Uktup yaz. El kerimati kelimeleri. Öyle kelimeler ki el atiyet aşağıda geliyor. Nerede? Geliyor. Fil gaimeti. Sahihati. Daha doğrusu yanlış söyledim. Uktub yaz el kelimati kelimeleri el atiyet aşağıda gelen kelimeleri yaz. Nereye yazalım? Fil kaimeti sahihati doğru kutucuğa yaz yani. Kaime kutu demek. Sahiha doğru. Doğru kutuya yerleştir. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. Anlatılan şey şurada bir takım kelimeler var. Görüyorsunuz. Burada kelimeleri sağ taraftaki yere mi, sol taraftaki yere mi artık nereye yerleştireceksin ona göre kararını ver diyor. Burada ne diyor? El kelimatu bil hurufi şemsiyeti. Şemsi harflerle birlikte olan kelimeler. Yani şemsi harflerle başlayan kelimeleri buraya yaz. Şemsi harfleri içeren kelimeleri bu başlığın altına yaz. El kelimatu bil hurufi kameriyeti. Kameri harfler içeren kelimeleri de bu başlığın altına yaz. Oradan seçeceksin artık diyor. Eddecacı, decaç tavuk demekti. Edde. Lam okunmadı. Lamdan sonraki harf şeddeli okundu. Demek ki nedir bu? Eddecacı şemsidir. Zaten şemsi olduğu için yani lam okunmadı aslında. Eşşemsu. Şin şemsi bir harf olduğu için lam okunmadı ve şin şeddeli okundu. İkisi de nedir? Şemsidir. Ettevhidu. Şems güneş. Tevhid. Tevhid dini yani Allah teklemek manasına geliyor. Et te. Şemsi bir harftir te.
Dolayısıyla kendisi şeddeli, bir öncesinde bulunan lam ise hiç okunmaksızın geçilir. O zaman bunlar nereye yazmalısın? Şu başlığın altına yazılmalıdır. Bak burada Er-Rasulü yazıyor. Er-Rasul elçi, peygamber. Burada El-Erlu yer demek. Bunların altına yazılacaklar. Sağ taraftakiler Şemsi, zaten sonu Şemsi ile bitmiş. Sol taraftakiler Kameri, zaten Kameri kelimesiyle bitmiş durumda. Evet, ilk üç kelime Şemsi harfleri içermektedir. Bu yüzden sağ tarafa yazılması gerekir. El-zibabu, zibab sis demek. El-zi, şemsidir, sağ tarafa. Es-sabahu, sat, şemsi bir harftir, sağ tarafa. El-kitabu, kameridir, erz kelimesinin altına yazılacak, sol tarafa yani. El-cebelu, el-bi'ru, bu ikisi de aynı şekilde. Yine sol tarafa yazılacak, cebel, dağ, el-bi'ru, kuyu demek. Es-süreyya, es-sü, şemsidir, sağ tarafa. El-hadisu, el-gafletu, ez-zemenu diyor. El-hadisu, el-gafletu. İkisinde de ne var? Kamerilik söz konusu. Ha harfi kameri, gayn da kameridir. Sol taraf yazılacaklar. Hadis söz demek. Gaflet, dalgınlık. Ez-zemenu, zaman demektir. Ez-ze, z-ze, şemsi bir harftir. Sağ tarafa yazılacak. El-Kur'anu, el-hayru. İkisi de nedir? Kameriydi, sol tarafa. El hayru hayır, iyilik demek. Kur'an, bildiğimiz Kur'an-ı Kerim. Okumak manasına gelir. Bu zi kurt demektir. Kurt manasına gelir. Pertegize var. Şemsi bir harftir. Sağ tarafa yazılır. Esselamu. Şemsi sağ tarafa. El fikhu sol tarafa. Fıkıh, bildiğimiz fıkıh ilmi. El akidetu sol tarafa. Fıkıh ile akide sol tarafa yazılır. Akide inanç demektir. Akaid ilmi. İnanmak, inanç manalarına geliyor. Ve bir sonraki bölüme geldik. Üçüncü ünit. El-Vahdetu 3. Ünite 3'teyiz. Ne diyor? Et-Tahiyyetu ve Ta'aruf. Tahiyyet ve Et-Ta'aruf. Tahiyyet selam demek. Ta'aruf tanışmak demek. Ed-dersül evvel ve tahiyyetu selam. Ed-dersü sani et-ta'aruf tanışmak. Ed-dersü salis el-veda veda. Üçüncü ünitenin ilk dersi. Ed-dersül evvelu et-tahiyyetu. Burada bırakalım.